Haber Ötesi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yaşanan depremler sonrası teşkilatı ile gece gündüz sahada olan ve yaraların sarılması için gerek Kahramanmaraş'ta gerekse de Ankara'da yoğun mesai harcayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel Haber Ötesi programına konuk oldu. Öncelikle yeniden hepimize geçmiş olsun. Kahramanmaraş ve özellikle 4 il, Gaziantep'in 2 ilçesi çok önemli bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tabii 11 ili etkiledi. Başkan Görgel programda 7 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kongre ve 31 Mart'ta gerçekleştirilecek belediye seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Tabii bizim önümüzde önemli bir süreç var siyaset açısından da. Çünkü gerçekten bir kez daha vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Yani 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanımıza hem partimize verdikleri destek çok değerliydi. Burada Kahramanmaraş tarihinin en yüksek Cumhurbaşkanımıza destek anlamında oyunu aldı. Bu yüzden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii akabinde AK Parti'de süreç hiç bitmiyor. Yerel seçimlerin çalışmalarını başladık. Şu anda ilçe teşkilatlarımızla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Orada bazı değişimler yaşayacağız. İnşallah onları da vatandaşlarımızı bu noktada da bilgilendireceğiz. Tabii 7 Ekim'de büyük kongremiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlık kongresi var. Oraya iyi bir hazırlık yapıyoruz. Genel merkez teşkilatımız önemli bir hazırlık yapıyorlar. Bizim tabii ki en önemli günlerimizden bir tanesi büyük kongremiz. Akabinde tabii il teşkilatları ile ilgili süreçler var. Ve sonrasında yerel seçim, yerel seçimden sonra kongre süreçlerimiz var. Yani AK Parti teşkilatları için zor bir zaman dilimine giriyoruz. Daha doğrusu böyle yoğun bir zaman dilimine giriyoruz. Tabii bu yaz dönemini iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Tüm milletvekillerimizi sahaya sürdük. Yani meclisin tatile girdiği günden meclisin açıldığı güne kadar tüm milletvekillerimiz büyük oranda şehirde vatandaşlarımızla hemhal olacak ve vatandaş ziyaretleri yapacak. Bu zaman diliminde, 1,5 aylık zaman diliminde bunu çok büyük bir oranda sağladık. 5 vekilimizin hepsi, sağ olsun Sayın Bakanımızın da önemli bir koordinasyonuyla, yani il teşkilatımızın da programlamasıyla çok geniş bir biçimde vatandaşlarımızla programlarda bir araya geldiler. Konuşmasının devamında Başkan Görgel, deprem bölgesinde milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımız yoğun bir çalışma yürütüyor dedi. Kırsalı çok önemli biçimde oranda bitirdik. Şehir merkezlerinde programlarımızı yapıyoruz. İnşallah özellikle Ekim ayına kadar, meclisin tatile gireceği güne kadar bu çalışmalarımız çok yoğun devam edecek. Tabii biz akabinde il teşkilatı olarak ilçedeki değişim süreçlerini şu anda takip ediyoruz. Sağlıklı bir süreç yürüyor. Yani o anlamda yenilemeleri yapıyoruz. Aday adaylık süreçleri akabinde devam edecek inşallah. Yani yoğun bir süreci teşkilatlar yaşıyorlar şu anda. Ama şükürler olsun. Teşkilatlarımıza da bir kez daha teşekkür etmek isterim. Deprem bölgesinde bu denli sağlıklı bir teşkilat yapılanması, sağlıklı bir çalışma ortamı kolay diye bir şey değil. Ama buna tüm kardeşlerimiz Allah razı olsun gece gündüz demeden kayıplarını, yani kayıp yaşayan arkadaşlar kayıplarının acısını bir kenara bırakarak tüm teşkilat çalışmalarında çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. İnşallah bunun sonucunda zaten vatandaşlarımız bize çok büyük destekleriyle en büyük hediyeyi veriyorlar. Çalışmaya devam edeceğiz. Yani milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem tüm ilçe belediye başkanlıklarında AK Parti ve Cumhurbaşkanı İttifakı için yeni bir zaferle nasip olursa ayrılacağız. Vatandaşlarımıza bir kez daha duasına, desteğine talip olacağız. Ve ben bu seçimlerinde bizlerin açısından, Cumhur İttifakı açısından da çok iyi geçeceğini düşünüyorum açıkçası.